İsmail Yaşa. Aynısı Sisi'ye de yapılacak mı? Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, önceki gün devlet başkanlığı yeminini ederek ülkenin geçici devlet başkanlığı görevini üstlendiğini ilan etti. Guaido, başkent Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum dedi. Bunun ardından Amerika Başkanı Donald Trump Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını ilan etti. Guaido'nun söz konusu açıklamayı yapmadan önce Washington'dan yeşil ışık aldığı kesin. Yani ortada dışarıdan destekli bir darbe girişimi var. Amerika'nın devirmek istediği Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık Amerika ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı ve Amerikalı diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve kardeşim diye hitap ettiği Venezuela devlet başkanına dik dur yanındayız mesajı verdi. Maduro halka yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı, Türkiye halkı, Venezuela halkının yanında bugün tarihi bir gün diyerek Ankara'dan gelen desteği duyurdu. Türkiye'nin Washington'dan atama yoluyla darbe girişimi karşısındaki tavrı hem ilkesel hem de ülke çıkarlarıyla uyumlu. Ankara ve Caracas arasında son dönemde dikkat çekici bir yakınlaşma yaşandı. Türkiye-Venezuela ilişkilerinin geliştirilmesi her iki ülkenin de menfaatine. Fakat her şeyden öte Trump'ın alışkanlık haline getirdiği ben yaptım olduğu tavrı bile başlı başına Venezuela kararına karşı çıkmak için yeterli. Amerika başkanının aynı keyfi tavrını Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiğinde de görmüştük. Venezuela'da demokrasi ve insan hakları elbette mükemmel durumda değil. Fakat en azından Mısır'dakinden çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Guaido'nun çıkıp kendini geçici devlet başkanı ilan edebilmesi bile bunu kanıtlamak için yeterli. Mısır'da halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, cezaevinde sami anan ve ahmet şefik gibi rejimin adama asker kökenlilerin dahi seçim yarışına girmesine izin verilmedi Maduro geçenlerde yapılan seçimi %67.7 oyla kazanırken karşısındaki rakibi muhalif lider Henry Falcon oyların %21.2'sini aldı. Mısır'daki seçim tiyatrosunda ise Abdülfettah Sisi'nin oyların %97'sini aldığı açıklandı. Mısır cuntası liderinin göstermelik rakibi seçimden önce Sisi'ye oy vereceğini açıkça ilan etmişti. Yani El Sisi seçime tek aday olarak girdi. Mısır'da da muhalefet seçimini boykot etmişti ve katılım oranı oldukça düşüktü. Yani neresinden bakarsanız bakın demokrasi yönünden Mısır'ın Venezuela'dan iyi bir yanı yok. Buna rağmen Amerika'ya göre Maduro'nun başkanlığı şaibeli fakat Abdülfettah Esis'inki değil. Batı'nın derdi demokrasi ve insan hakları olsaydı Essisi'nin cumhurbaşkanlığını tanımazdı. Amerika ve Avrupa'nın gerçekte ne istediğini artık gayet iyi biliyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta sonu Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Paris Şubat 2015'te Kahire'ye 5.2 milyar avro karşılığında 24 adet Rafael savaş uçağı satmıştı. Mısır'ın ek olarak 12 adet uçaktan sipariş etmek istediği ve anlaşmanın Macron'un ziyareti sırasında imzalanacağı söyleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Trump'ın kararını destekleyerek "Özgürlükleri için mücadele eden Venezuelalıları tebrik ediyorum." demişti. Kahire'de de Mısırlıların askeri cunt rejimine karşı verdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekleyecek mi yoksa Abdülfettah El-Sisi'ye yalakalık mı yapacak hep birlikte göreceğiz. İsmail Yaşa Diriliş Postası